Merhaba, ben Güneş Samoğlu. Yeşil Doğa programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta Burdur'un bir köyünde yaşayan genç bir kızımızın başarı hikayesini ekrana getireceğiz. Gerçekten bir köyde yaşıyorsunuz, koşuyorsunuz, sonra dağ maratonu koşmaya başlıyorsunuz ve daha sonra milli takıma kadar yükseliyorsunuz ve Türkiye'yi Avrupa'da, dünyada temsil ediyorsunuz. Bu genç kızımızın hikayesini ekrana getireceğiz. Oldukça da çarpıcı bir hikayesi var. Hem bu hikayeyi ekrana getireceğiz, hem de son zamanlarda dağ maratonu koşan, patika koşan insanlar var. Patikada koşan insanlar var. Artık insanlar asfalta ayak basmak istemiyor. Doğaya çıkmak istiyor, doğaya kaçmak istiyor. Koşmak da doğaya kaçışın en iyi yollarından bir tanesi. Bu hafta bu hikayeyi ekrana taşıyacağız. Burdur'un Çine köyüne geldim. Niye bu köye geldim? Yasemin Zengin adlı bir sporcumuzu ziyaret etmek istiyorum. Milli takıma seçilmiş, dağ maratonu koşmuş, ülkesini gururla temsil etmiş, madalya getirmiş bir genç kızımız. Onun hikayesini okumuştum. Bu köyde çobanlık yaparken keşfedilmiş ve hala bu köyde yaşıyor ve idmanlarını da bu köyde yapıyormuş. Onu ziyaret etmek istiyorum. Çünkü önemli bir başarı. Anadolu kırsalından önemli atletler çıkartıyoruz, önemli sporcular çıkartıyoruz ama o sporcuları sadece sahada görüyoruz ama geçmişlerinde çoğunun çok bilmiyoruz ve çoğu da genellikle yoktan bir şey var ediyorlar. Yani çok az şeyle çok şeyler yapıyorlar. İşte Yasemin'i burada bulmak istiyorum. Onunla röportaj yapmak için köyüne geldim. Tarımla, hayvancılıkla geçinen köy. Köye girdiğimiz zaman yani ekonomik olarak çok da kalkınmış bir köy değil. Yani köy evlerine baktığınız zaman, etrafa baktığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Yasemin bu ortamdan çıkıp çok önemli bir başarıya imza attı. Birazdan onunla buluşacağım. Merhabalar. Nasılsın? İyi. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Şükür, elini sık. Senin mi köpeğin? Kardeşimin. Kardeşinin. Gel bakalım. Yasemin Zengin, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan zengin ailesinin iki çocuğundan en büyük olanı. 10 yaşından beri koşuyor. Lise yıllarında keşfedildi. 2013 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda bireysel olarak 9. milli takımla dünya şampiyonu oldu. 15 Ağustos'ta Romanya'nın Bușteni kentinde yapılan Genç Kadınlar 4800 metre dağ koşusu Balkan Şampiyonası'nda bireysel olarak 9. milli takımla ikincilik kürsüsüne çıktı. 2016 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birinci oldu. Yasemin Zengin'in bu başarısı bizim için tabii ki bir milli gurur ama Çine köyü için bambaşka bir öykü. Hayvancılık ve tarımla uğraşan küçük bir köyden çıkıp büyük başarılar elde etmek çok zor bir iş. O nedenle Yasemin gibi çocukların başarısı köyde kalan diğer çocuklar için de bir motivasyon, bir umut oluyor. Yasemin bu amaçla bir köy cross takımı kurmuş. Onlarla çalışıp bir kişiyi daha bu köyden çıkarabilir miyim diye hesap yapıyor. Özellikle bu bölgede kız çocukları çok erken yaşta evlendiriliyor. Koşu ve sonrasında gelen başarı Yasemin için bir kaçış olmuş. Hikaye nasıl başladı, önce onu konuşayım. Yani sen çok koşuyordun da birisi mi gördü, yoksa sen hep koşar mıydın, yaramaz bir çocuk muydun? Nasıl başladı bu hikaye? Bizim buradan ilkokula Kayaltı köyüne taşımalı olarak gidiyorduk. Biz 4. sınıfken alt kadememiz 3. sınıflarla iddiaya girdi sınıfımız. Hani okulda bir yarışma biz geçeriz, siz geçersiniz diye. Sınıftan birçok kişi katıldı. Ben de onların arasında katıldım. Tabii ilk yarışmamdı, birinci oldum. Daha sonra beden eğitimi öğretmenim yarışmalara götürmeye başladı. Burdur'da ilk yarışmamda şu anki antrenörüm Asım Yüz Görerek'ten onun takımına girdim. Peki hocayla karşılaştın, sonra ne oldu? Asım hocam, yani şu anki antrenörüm, beni Kayaltı köyüne, lisedeki okuluma istemeye geldiler. Kız ister gibi babamdan istediler. İşte her şeyine kefiliz, okutacağız, işte koşturacağız diye. Beni takım aldılar. Lise 1'de ben kız mesleğe geçtim. Pardon, niye seni istemeye geldiler? O zaman
Okutmuyor muydu ailen? Hayır, okuyordum. 8. sınıfa gelmiştim. Beden eğitimi öğretmenim tavsiye etmiş, işte Yasemin çok yetenekli bir sporcu, onu takımına al, onu işte harcamayalım. Köylerde şöyle bir şey var, küçük yaşta evlenme. Hani ben onlardan birisi olmak istemedim. Ailem de zaten okumamı da çok istedi. Aileme geldiler işte okulda, istediler işte kız ister gibi. Yasemin okudalım, Yasemin hani bir yerlere gelsin diye. İyi ki de istemişler diyorum. Öyle. Sonra verdin mi babama? Verdi. Tabii verdi babam. Hatta bir tane müdür yardımcım vardı. Eti sizin kemiği benim demişti. Öylelikle verdiler. Sonra nasıl gelişti süreç? Sonra lise 1'de antrenörümün takımına girdim. Lise 1'de küçük çaplar şeyler yaptım. Dereceler yaptım. Lise 2'de bilmediğimiz dağ koşusuna gittik. Hiçbir alakamız yoktu. Orada milli takıma girerekten başarılar yapmaya başladık. Peki yani dağ koşusu, yani bir branştan bir branşa mı geçtin? Evet, yani dağ koşusunu bilmiyordum. Pist yarışmasından gelmiştim. 2 gün sonra antrenörüm dedi ki bir tane dağ yarışması var, oraya götüreceğim. Hani hedefim yoktu ama yani gittik, milli takıma girdik orada. Peki nereye gittiniz? Denizli Çal. Denizli Çal. Evet. İlk orada mı koştun? Evet, ilk orada koştum. Dağda koşmak nasıl bir şey ya? Düz koşuyla dağ koşusu arasında ne fark var? Dağda koşmak nasıl? Dağda koşmak yokuş çıkıyorsunuz. Diz kapaklarımda artık güç kalmıyor, tamamen bitiyor. Kendimi çok yorgun hissediyorum. İlk başlarda böyle hissettim. Hatta dağ yarışmalarından geldikten sonra kendim dedim ki artık çıkmayacağım. Dağlar artık çok zor falan demiştim. Daha sonra şey anladım. Dağ yarışmalarında durmayarak hani durmamaya özen gösterirsem daha çok hani yarış bitiyor, daha çok az yoruluyorum. Öyle. Dağda durmamak mı gerekiyor? Evet. Kesinlikle. Durunca şey mi oluyor? Vücut yoruluyor mu? Durunca beyin otomatikman bir daha dur diyor. Bir daha dinlen. Öyle diyerekten hani yarışma hem rakiplerim geçiyor hem de derecem daha çok şey. Peki ilk dağ koşu deneyimin nerede oldu? Çal'da oldu. Sonra? Denizli Çal'da oldu. Daha sonra yurt dışına çıktım. Ülkemi temsil ettim. Daha sonra geldim Kütahya'da yarıştım. Nerede? Ülkeyi nerede temsil ettin? Fransa'da. Ne oldu orada? Buradan... İlk defa uçağa o zaman bindim. Evet, ilk defa uçağa o zaman bindim. Antrenörüm götürdü. Tek başıma gittim. Hiçbir kimsem yoktu yanımda. Eşyalarımı aldım. Uçağa binerken acaba ne yapacağım? Gidebileceğim mi? Kafileyi bulabileceğim mi? Ve ülkemi nasıl temsil edeceğim? Hatta o gün Marsilya'ya gittiğimizde uyumamıştım bütün gün. Marsilya'ya tek başına mı gittin? Evet. Ya, öyle mi? İstanbul'da kafileyle birleştik ama şu an Burdur'dan kimseyle gitmedim. Hani antrenörüm yok yanımda. Tek başıma ve Çine köyünden ilk defa bir yere gidiyorsun yurt dışına. Yani ne kadar iyi bilebilirim ki yerleri. Öyle. Sonra kafileyle buluştun. Kafileyle buluştum. Tabii biraz içime rahatlama geldi ama ne de olsa yine de yalnızdım. Hiç kimseyi tanımıyordum. Kimseyi bilmediğim için. Gittik işte o güne gece hiç uyuyamamıştım. Sabah oldu. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. 9. oldum. Şey, Marsilya'ya gittin. Marsilya'ya indin. Sonra dağa mı çıktınız? Marsilya'da kaldık. İşte dinlendik. Dağı falan gördük ilk başta. Bir gün öncesinden. İlk defa bir Avrupa gördün. Ne düşündün? Ya çok hani heyecan verici, çok güzel, hani gurur verici bir şey. Şimdi neye hazırlanıyorsun ve bundan sonraki hayatını nasıl planlıyorsun? Şu an üniversitede okuyorum. 2. sınıf öğrencisiyim Burdur'da. Cross ligi yarışmalarım var şu an. Onlara devam ediyorum. Büyüklerde ilk yılım, zorlanıyorum. Adapte olmaya çalışıyorum mesafe uzadıkça. Tabii şu an yazın tekrar daha yarışmaları var. Hedeflerim var bu sefer ciddi Avrupa'da, dünyada. Bakalım hani olursa çalışıp başarmaya çalışacağım. Bazı atletler var böyle yani birinci olan koşan sonra dopingli çıkıyorlar. Sonra bakıyorsun yarışma programlarına katılıyorlar. Bu ara son bu dönemde atletler biraz popüler oldu. Bayan atletler biraz, kadın atletler biraz popüler oldu. Sen ne düşünüyorsun, böyle kendini nerede görüyorsun? Kendimi nerede görüyorum? İlk başta beslenmeme çok özen gösteriyorum. Zaten antrenörüm köyde yaşadığım için pekmez, tahın, bal, muz, öyle şeyler yapıyoruz. Kendimi nerede görüyorum? Bakalım yani çalışabildikçe, elimden geldiğince hani 2 yıl sonra olimpiyatlarda belki de en iyi şekilde dünya şampiyonu ya da Avrupa şampiyonu olarak bırakmayı düşünüyorum. Düşünüyorsun. Koşuyor musunuz? Ben koşmadım. Koşmadınız. Ben koşmadım ama 3 tane çocuğum vardı. He. 3'ü de aynı böyle şey girdi. Onları birini gelin ettim. Birinde şimdi iş şeyde yani haftalık 100 milyona çalışıyor. Haftada 100 milyon para kazanıyor.
Evle ona geçiniyoruz. İşte iyi de kötü de böyle baktığımız gibi. Bu Yasemin'in koşma işi nasıl başladı? Küçük okula gidiyordu. Okulda koşmak için koşarken bunu belirlemişler. Belirlenince hocamız sağ olsun o şey oldu. O vasiyetti. Geldi, ben bunu koşu alacağım dedi. Aldı. Oradan yani biraz koştu. Dedim ben olur ya olur ya olmaz. Dedi olur inşallah olur. Ve çocuğum bana bir an ufaklıktan yani koşularla iyiydi. Dedim çocuğuma koşar mısın? Koşarım baba dedi. Bu dağlarda koşmak zorunda kaldı sıcakta, soğukta. Biz de bunu çocuğa, hocamıza verdik. O şey oldu, faziletçi oldu. Onun için çok çok adamdan memnunuz. Bu şekilde kadar geldi. Nasıl besleniyor? Beslenmesi nasıl? Beslenmeler çok güzel. Yapıyor. Ne yapıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Bal, ondan kalem, şey yiyor. Say verse ziyem. Hepsinden hepsi yapıyor alıyoruz. Da. Yani, evet, almak zorundayız. Yapıyor. Devlet size destek oluyor mu? Devlet şu an yani bir desteğimiz var. Devlete bir maaşa bağladılar. Yani ona kendimiz yani işte 10-15 koyunumuz var. Onunla idare ediyoruz. İş bulamadığımız için nereye geçeyim? Elbet bu çocukları beslemek boynumuzun borcu. Yani gidecek bir yerimiz yok. Biz de bunlarla vakitimizi gelip geçiriyoruz. Senin ismin ne? Serap Kreş. Serap? Kreş. Senin? Akgün Çelik. Akgün Çelik. İkinci takım kaptanısınız. Evet. Kim seçti sizi takım kaptanı? Asım hocamız. Hocam seçti. Neye göre belirliyor kaptanı? Çok iyi koşan mı yoksa disiplinli olan mı? Neye göre belirleniyor kaptan? Çok iyi koşan. Çok iyi koşan. Sen o zaman iyi koşuyorsunuz işte. Evet. Koşarken daha mı hızlıydınız da sizi seçtiler? Nasıl oldu? Tesadüfen. Tesadüfen. Evet. Öyle mi oldu? Evet. Nasıl tesadüf oldu? Biz bu bazı dolaşıyorduk. Bize Yasemin ama koşuya gelin dedi. Biz de ondan geldik. Yasemin mi seçti sizi? Evet. Ha. Peki şey devamlı oynarken devamlı dağlara gidip geliyor musunuz Yasemin gibi? Hayır. Gidip gelmiyorsunuz. bak. Peki söyle niye dürttün onu? Gidiyoruz dağa da o yüzden. Gidiyorsun. Bazen koyun gitmeye gidiyoruz. Ha, koyun gitmeye gidiyorsunuz. Sen bu yaşta koyun gidiyor musun? Süper. Peki şimdi Ankara'ya gideceksiniz. Ne olacak orada? Yarış. Evet. İlk defa mı yarışacaksınız? İl olarak ilk defa. İl olarak ilk defa. Evet. Burada yarıştınız mı? Evet, Burdur'da yarıştık. Heyecanlı mısınız şimdi? Çok. Orada değişik gruplar gelecek şimdi. Dağda mı yarışacaksınız? Hayır. Nerede yarışacaksınız? Düz yolda. Düz yolda. Evet. Peki spor yapıyorsunuz. Siz beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Bazı yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Pekmez içiyoruz. Pekmez içiyorsunuz. Başka? Bal yiyorsun. Sen? Evet, tayı pekmez karıştırıyoruz. Muzlu bal yiyoruz. Muzlu bal yiyorsunuz. Başka? Evet. Başka cevizli bal. Cevizli bal. Evet. Süper. Annen başka bir şey yapıyor mu? Yapıyor. İyi güzel. Peki daha önce muzlu bal falan yiyor muydun yoksa spora başlayınca mı yemeye başladın? Spora başlayınca. Spor. Daha önce yemiyordunuz. Hayır. Niye? Bilmiyorduk. Bilmiyordunuz. Süper. Şimdi muzlu bal başka şeyler veriyorlar mı? Güçlendirici şeyler. Muzlu bal, ceviz. Tahin pekmez, ceviz yeter diyorsun. Evet. Süpersiniz. Çineköy'ü yıldız takımını görüyorsunuz. Muhteşemler. Bu ortamda gerçekten yarışlara da iyi hazırlanıyorlar. Umarım Ankara'da başarılı olurlar. Artık sizin başarılı olduğunuzu duymak istiyorum ama başarılı olmamanız için bir sebep yok. Hem güçlü, hem köy havasını alıyorsunuz, hem daha idman yapıyorsunuz, güçlendirici şeyler de alıyorsunuz, süper olacak. Doğru mu? Tamamdır. Aslında biz şehirlerde bazı şeyin farkında değiliz, farkında olmuyoruz ama şehirlerden çok da sporcu çıkmıyor. Ama genellikle nedense köylerden, Anadolu kırsalından sporcular, güçlü sporcular, koşucular oradan çıkıyor. Şehirlerde sporcu yetiştiremiyoruz. Halbuki şehirlerde her şey var. Güçlendirici her şey var. Eğitim için her şey var. Spor imkanlarının hepsi var ama maalesef çok iyi sporcular genellikle Anadolu kırsalından çıkıyor. Bu çocukların arasından çıkıyor. Onlara çok şey borçluyuz. Hadi bakalım Ankara'ya. İnşallah başarılı olurlar. Çok
Çok az da çok büyük işler yapan bu çocukları çok seviyorum. Hem mutlular hem de azimliler. Bu köyden bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Gönül isterdi ki köyler kaçılacak yerler değil, yaşanacak, bir ömür geçirilecek yerler olsun. Maalesef tarım ve hayvancılıktan umudunu bulamayan insanlar şehire göç etmeye başladı. Bir zamanlar çoğu insanın bir ayağı hep köydeydi. Köy hep özlemdi, güvendi, aidiyet duygusunu güçlendiren, emekli olunca dönülecek yerdi. Dedim ya, Yasemin Zengin için koşmak bir kaçış olmuş. Şu an Burdur'da yaşıyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda okuyor. Ama kalbi hala Çin'de. Seni arazide şimdi çocuklarla koşarken gördük. Onlarla konuştuğum zaman bizi Yasemin abla seçti. Yasemin abla koşturuyor dedi. Sen bir de burada bir takım mı kuruyorsun? Ablalık mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Köyde ilk başta bana çok büyük şey vardı. Ya kız çocuğu köyde koşmaz. Kız çocuğu işte Yasemin yarışmalara gidiyor. Derslere hiçbir şekilde bakmıyor diye çok baskı uygulandı. Ama biz buna karşı hep geldik. Hep yapacağım dedik. Onlara şey yaptık. Ondan sonra köyde başarı geldikçe, ben bir yere çıktıkça artık veliler de bizim çocuklarımız koşsun da bana talep etti. Ben de antrenörüme söyledim. Antrenörüm de tabii ki başlatalım dedi. Dediğim gibi köyde küçük yaşta evlenme var ya da köy yerinde kalma var. Ben bunları olmasını istemedim onlarda. Onlar da ben gibi hani görsünler, bir yerlere gitsinler, bakış açıları değişsin istedim. Öylelikle başlattık. Çok iyi durumdalar şu an. Aralarında hani 2-3 tanesi çok yetenekli. Yarışmaya gideceğiz yarın Ankara'ya. Bakalım. Bakalım ne olacak? Aynen. İnşallah bir şampiyonlar çıkar. İlk yarışmaları. Evet, ilk yarışmaları. Köyden ilk defa bir ile gidiyorlar. Ben de onlar gibiydim. Küçüktüm. Çok heyecanlılar. Hani gözlerinden her şeyi okuyabiliyoruz. Bakalım hani yarışmada ne yaparlar, ne ederler. Tamam. Peki senin yaşındaki genç kızlar sohbet ettiğin zaman gelip anılarını anlatıyor musun? Neler olduğunu anlatıyor musun? Onlar ne tür sohbetler yapıyorsunuz? Köyde arkadaşlarımla merhaba merhabayım artık. Çünkü ben lise 1'e geçtiğimde tamamen hayatımı farklı yöne çevirdim. Yani bir yol seçmek zorundaydım. Eğer onlar gibi olsaydım ya şu an evlenmiş olurdum ya da yani köyde ineklere bakardım ya da tarlada çalışırdım. Kendime yol seçtim, artık onlardan tamamen koptum. Sadece gördüğüm gibi merhaba merhaba, nasılsın, o kadar. Neden böyle bir yol, bir çıkış yok mu genç kızlar için burada? Ya, gençlerde, köylerde özellikle küçük olduğu için köyden dışarı çıkamıyoruz zaten. İstediğimiz hani ailemiz ya da maddi durum olarak kısıtlıyız. Ondan sonra hani onlar evlenmeyi kaçış olarak görüyor olabilirler. Hani ben bunu istemedim. Hani zorlanıyorum, acılar çekiyorum ama bu bana artık bir ileriye döndüğüm baktığım zaman tatlı bir şey alıyor yerine. Tamam. Hayalin ne? Var mı bir hayalin? Hayalim öğretmen olmak. Öyle tabii mi? Ki de evet. Hı. Öğretmen olamazsam antrenörüm gibi antrenör olmak istiyorum. Antrenörüm benim elimden tuttu bir yere kadar getirdi. Gerçekten ikinci babam gibi. Ben çalışmazsan hiçbir şey bilmezken önüme ders kitapları getirip koydu. Elimden tuttu, hasta olduğumda hastaneye götürdü. Gerçekten beni köyden çekip aldı. Şu an hayatım çok başka köydeki şeyle. Ben de antrenörüm gibi öğrenciler yetiştirip onların elinden tutup onları bir yere kadar getirmek istiyorum. Ya burada aslında çok farklı bir hikaye var. Yani buradaki hikaye hani atletizmden, koşmaktan farklı bir boyuta ulaştı. Buraya gelince. Siz bu boyutun en başından beri burada olan bir insansınız. Evet. Yani burada yaptığınız iş aslında hani bir atleti, sporcu kazanmaktan çok. Yani bir genç kızın hayatı, yani imkan verince nerelere kadar gidebileceğini, evet, görüyorsunuz. Sizin bu olaya nasıl dahil oldunuz? Ben şöyle dahil oldum. 2003 yıldan beri atletizm antrenörlüğü yapıyorum ilimizde. Birçok köyden çocuklar çıkardık, yarışmalara götürdük, geldik. Şimdi hepsi üniversiteyi bitiren var, özel şirketlerde çalışan var. En son artık bu artık emekliliğime yakın bir sırada Yasemin'i bana tavsiye ettiler. Kaya Altı'nda beden eğitimi öğretmeni arkadaşım. Getir bir görelim dedik. Geldiler, yarışmaya katıldılar. Yarışmada seyrettim. Gerçekten yeteneği çok iyiydi. Daha sonra son sınıfa geçtiğinde ailesiyle okulda okutacağımız lisedeki müdür yardımcılarıyla beraber gelerek ailesine bir teklif sunduk. Bu çocuğun çok iyi olacağını, okuyacağını ve bir yerlere gelebileceğini anlattık. Aile babası tamam dedi.
Siz dedim beslenmesinden tut hiçbir şeysine karışmayacaksınız. Her şeyi biz yönlendireceğiz. Sizden sadece ricamız akşam eve geldiğinde yorgun olacağı için dinlenmesiyle ilgili sıkıntı olmasın. Ders çalışmasını engelleyecek bir ortam olmasın istedik. Ve ailesi bunu kabul etti. Biz de ben de tüm çevremi Burdur'daki sporcum başarı sağladıkça bütün ortamlardan arkadaşlarımın kaynaklarından yararlandırdık. Ve şimdi Yasemin'i buraya kadar getirdik. 4 defa milli takımla yurt dışına gitti. En sonunda gittiğimiz yurt dışında Balkan şampiyonu oldu. Şimdi beden eğitim bölümü öğretmenlik okuyor 2. sınıf. Dersleri de not ortalaması 3.23 üzerinde. Hem başarılı oldu hem sporda başarılı oldu. İnşallah ileride demin bahsettiği gibi bizim yaptıklarımızı köyden gelen, birçok köyden gelen çocuklara aynı şekilde elinden tutar. Bizden öğrendiklerini onlara yansıtır. Yasemin benim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Genellikle atletler Anadolu kırsalından çıkıyor, şehirden pek çıkmıyor. Nedendir? Vallahi ben mi yanlış düşünüyorum yoksa? Yok, ben de aynı şekilde düşünüyordum futbol camiasındayken, futbol antrenörleri yaparken. Millet şehirlerdeki basket, popüler sporları biliyorsunuz. Basket, voleybol, futbola çok büyük aşina. Böyle atletizm gibi koşmayı pek sevmiyor çocuklarımız. Ama köyde çocukların böyle bir seçme şansları yok. Burada yani ne getirirsen onu yapıyorlar, onu görüyorlar. İşte ben de buraya işte çocukları gördünüz. Burada ilk defa hayatlarında bir yarışma organizasyonuna dahil olacaklar. İlk defa programlı antrenman yapıyorlar. İşte bir yağmurluk, ayakkabı, eşofman görüyorlar. Yani bu sporla ilgili şeyi görüyorlar. Ve çocuklar da benimsemeye başlayınca biz de üzerlerine düştük. İşte yeni sporcularımızdan örnek olarak biraz sizlerle konuştular ya. Onlar da işte bunların yapabileceği şeyler bunlar. Ama buraya mesela köylerimizde siz de biliyorsunuz dolaşıyorsunuz. Böyle pek yani spora şeye karşı fazla branşlarda şansları yok. Asım Hoca çarpıcı bir gerçeğin altını çizdi. Bu köylerde çocukların koşmaktan başka çaresi yok. O zaman köylere basketbol sahası yapalım, voleybol sahaları yapalım, tenis kortları yapalım, binicilik okulları açalım. Çok zor işler değil. Halı sahadan daha ucuza da mal olabilir. Umarız Yasemin Zengin hayallerine ulaşır, Çine köyünden yeni atletler çıkarmayı başarır. Aslında koşmak genetik yapımızda var. Avlanmak, av peşinde koşmak ya da avlanmamak için, avcıdan kaçmak için önemli kaslara sahibiz. Ama yeterince kullanıyor muyuz? Hayır. Aslında sağlık için var olan kaslarımızı az ya da çok çalıştırmamız gerekiyor. O nedenle koşmak önemli. Son zamanlarda koşan insanların sayısı giderek artıyor. Koşmak en sağlıklı şey aslında. Çünkü insanın oksijen kullanım kapasitesi, birim zamanda ne kadar çok oksijen kullandığı sağlığını belirleyen en önemli parametrelerden bir tanesi. Bu hem kalp damar sağlığını belirliyor, hem diyabet riskinin azalmasını ortaya çıkartıyor, hem zihinsel sağlığını etkiliyor ve hem de kanser riski üzerine önemli etkileri var. Dolayısıyla koşmak, oksijen kullanım kapasitesinin artması, kaslarımızın aktif olması, kaslarımızın büyük olması sağlığımızın artışı anlamına geliyor. Bunu en kolay başarabileceğimiz şey de aslında koşmak. Ama koşmak hep sağlıksızmış gibi algılanıyor ya da böyle lanse ediliyor. Bu tamamen bir yanılgı, gerçek bilgi. Koşanların, koşmanın sağlığı yükselttiği ve insanın ömrünü uzattığı, yaşam kalitesini de artırdığı yönde. Dizlerimiz için de bu geçerli. Diz sağlığımız da koşarak aslında güçleniyor. Ama önemli olan birden yüklenmemek, yavaş yavaş antrenmanları artırarak dizimizin etrafındaki bağları güçlendirmek ve diz problemleri koşanlarda daha az görülüyor, koşmayanlara göre. Şehirde, yolda, asfaltta koşmak, patikada koşmak aslında temelde aynı şeyler. Koşmak sonuçta ve insana hissettirdikleri büyük ölçüde ortak. Ama farklılıkları da var. Şehir koşuları daha çok yarışmaya yönelik, daha günlük hayatımızın içinde kısa olarak yer alan koşular. Daha performans, yani hız yönünden daha performans ağırlıklı. Arazi koşularının başka bir transformatif etkisi var. Arazi koşuları daha uzun vadeli, daha nispeten yavaş koşulan ama çevreye daha fazla odaklanmayı gerektiren,
insanda daha başka bir dönüşüm yaratan özelliği var. Ben ikisini de çok seviyorum aslında, hem yol koşularını hem arazi koşularını. Ama bir tanesini seç derseniz arazi koşuları olur o. Çünkü orada bambaşka duygular yaşanıyor. Patikada koşmak bambaşka bir konsept, bambaşka bir olay. Her şeyden önce insan kasları ve psikolojik olarak çok farklı şeyler var. Kaslar giriyor devreye. Patikada bir de patikanın içerisinde olunca şimdi çamura bulanıyorsunuz. İşte yokuşlar oluyor, inişler oluyor, çalılıklar oluyor. Sürekli dikkatinizi oraya toplamak zorundasınız. Aslında zihinsel olarak inanılmaz derecede beyin çalışıyor. Çok farklı olarak düz bir asfalt koşusundan ayıran özellik. Ve dünyada bu patika çok ön planda artık. Asfaltlardan artık yumuşak zeminde koşuyorsunuz. Sağlıklı bir zeminde koşuyorsunuz. Toprağa değiyorsunuz. Biz Kızılderililerin bir sözü vardır. Toprağa dediğiniz sürece sağlıkta hiçbir problem olmaz diye. Dolayısıyla biz genelde patikayı ve insanların biraz daha doğa içerisinde olmayı aslında hedefliyoruz. Her hafta sonu hem Belgrad'da hem de Aydos'ta iki tane antrenman, farklı antrenmanlarımız var. Hem yeni başlayanlar için hem biraz üst seviyedeki olan arkadaşlar için de farklı gruplarımız var. Pacer'larımız var. Burada onlarla birlikte, hocalarla birlikte ayırıyoruz gruplara ve ormana dalıyoruz. Yaklaşık 1-2 saat antrenman yaptıktan sonra keyifli bir şekilde daha sonra kahvaltımızı ediyoruz. Böyle bir hafta sonu etkinliğimiz bu aslında. Peki insanlar sizi nasıl buluyor? Yani ben mesela dağda koşmak istiyorum, ormanda koşmak istiyorum. Evet, sosyal medya hesaplarından grubumuz var. Onun üzerinden ulaşabiliyorlar. Aşağı yukarıda zaten koşu camiası birbirini tanıyor. Kulaktan kulağa da çok yayılıyor. Biz de antrenör olarak uzun zamandır bu işin içerisindeyiz. Bizimle de irtibat kurmaları halinde bu böyle bir antrenmana katılabiliyorlar. Yani bu takıma girmek için bir ücret falan ödemiyorlar. Hayır, değil mi? Yok, herhangi bir ücret yok. Tamamen bedava. Yeni katılan var mı deyince ben şimdi kıyafete şimdi bakınca. Ama böyle giyinmezdim de şey sakatım da bugün çok koşmayacağım. Öyle mi? O yüzden. Tamam. Niye şey aşağıda düz koşanlar var. İşte o tartan zeminde 15-15. Yok çok yok şey, boğazda düz koşanlar, asfalt koşanlar var. Siz buradasınız. Niye burayı tercih ettiniz onu sorayım. Yani bu alanda daha profesyonel şekilde ilerlemeyi istiyorum. Daha bilinçli yapmayı istiyorum. O yüzden bu gruba katıldım. Ama işte kısa bir, yani küçük bir sakatlık oldu. O yüzden bugün patikada koşamayacağım. Peki ne hissediyorsunuz burada koşarken? Çok iyi hissediyorum. Doğayla iç içe. Hı hı. Ormanın içinde, huzurlu. Bir de disipline oluyorum tabii. Tek başına daha zor ama belli bir grupla koşmak her zaman daha iyi motive ediyor. En büyük katkısı bir kere, yani bir kere hocayla olmak çok iyi benim açımdan. Yeni başladığım için. Bir de motivasyon. Yani grubu bırakmamak, yani bir birliktelik, bir aidiyet duygusu oluyor ve işte bugün asayım ya demiyorsunuz. Geliyorsunuz. Geliyorsun. Evet, bir dostluk vesaire de oluşuyor. Koşu artık başka bir boyuta da taşındı. Bazı insanlar koştukça yardım topluyor. Adım Adım adlı bir grup var. Bu grup kolektif yardımseverlik koşulları düzenliyor. Adım Adım oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlıyorlar. Bugüne kadar çeşitli STK'lara 35 milyon lira bağış toplamışlar. İsmim Emre Öztuna, yönetim danışmanıyım. Şu an 47 yaşındayım. Koşuya 40 yaşımda başladım. Aslında başlangıçta sağlık nedeniyle biraz spor yapmaya başlamıştım. Koşuya tamamen uzak. Hayatımda hiç koşu yok. Böyle bir insandım. Yürüyerek başladım. Biraz fitness'a falan gitmeye başladım. Sonrasında koşmanın da eğer doğru şekilde, doğru ekipmanla, doğru teknikle yapıldığı zaman ne kadar faydalı ve de aslında keyif veren bir şey olduğunu keşfettim. Fakat benim için asıl olayı değiştiren koşmaya başladıktan bir yıl sonra farklı yarışlarda etrafında adım adım gönüllülerini görüp onların da yardımseverlik koşusu yaptığını gördüm. Onlara katıldım. 5 yıldır Adım Adım'ın içinde ben kendimde yardımseverlik koşusu yapıyorum. Ve 3 yıldır da gönüllü antrenörlerden biriyim. Adım Adım Türkiye'de spor yoluyla toplumda aslında değişmesini istediğimiz, umduğumuz şeyleri değiştirmek üzere
çevremizdekileri harekete geçirdiğimiz bir gönüllü oluşum. Kendisi bir sivil toplum kuruluşu değil, bir tüzel kişiliği yok. Farklı sivil toplum kuruluşları için koşan insanlar belli yardımseverlik kampanyası dediğimiz dönemlerde İstanbul Maratonu'nda, Anatolia Maratonu'nda, Bozcaada'daki yarım maratonda kampanya yapıyoruz ve kendi çevremize mektuplar gönderiyoruz, mesajlar gönderiyoruz. Yaptığımız kampanyayla hem o sivil toplum kuruluşları hakkında aslında toplumda çok önemli olan bir güven ilişkisini ve farkındalığı oluşturuyoruz. Bir taraftan da o sivil toplum kuruluşlarının şeffaf, hesap verebilir olması yönünde de aslında onlara bir etkimiz oluyor. Ve yaptıkları projelerle ilgili çevremizdeki insanların bağış yapmasını istiyoruz. Yaptığımız şey onlara o sivil toplum kuruluşunu, projelerini anlatmak. O projeleriyle ilgili bizim ne hissettiğimizi, o aslında hissimizi biraz aktarabilmek. Ve küçük büyük herkesin gönlüne göre, imkanına göre bir bağışla bu desteği göstermesini sağlamak. Koşu benim için aslına bakarsanız biraz rahatlama yöntemi oluyor. Spordan fazla biraz benim için koşu. Çünkü daha önce tenis de denedim. Farklı sporlar da biraz denedim ama koşuda sağlıklı olarak koşabildiğim sürece kendimi daha özgür hissediyorum. Biraz iyi hissettiriyor bana kendimi. Daha çok şehirde antrenman yapıyoruz. Hem şehir içerisinde hem şehir dışı ormanda da antrenman yapabiliyorum. Asfalt koşularında da koşuyorum. Patika koşularında da koşuyorum. Trail de koştum. Yarım maraton koştum 2 kez. Ama trail daha zevkli. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani orada biraz daha patikayla, doğayla iç içe oluyorsunuz. Biraz da mücadele var işin içerisinde. Biraz taktik, teknik geliştirmek de gerekebiliyor koşu içerisinde. Biraz daha eğlenceli. Koşu benim için insanlara ve kendime iyi bir şeyler hissettirme aracı. Sonra adım adım ekibini görünce onlara katıldım. Orada bir yardımseverlik koşuların olduğunu ve orada da aynı zamanda koşarken bir yerlere yardım toplanan anlayınca da aslında bu işe daha çok sarıldım. Ve birinci yılda hemen TOFET'e destek amacıyla koştum. Köprüden geçerken de omurilik felçler için, tekerlek sandalye için, akülü sandalye için onları köprüden geçirdik. Çok mutlu oldum. Yardımseverlik aslında burada çok daha belirleyici. Çünkü orada birilerine aynı zamanda yardımda bulunuyorsunuz. Bunu farkındalık yaratmak açısından kendi şirketime de örneğin o zaman şey yaratmıştım. Böyle bir oluşum olduğunu, bu tip yardımlar da yapılabileceğini göstermiştim. Bir bakmada aslında adım adım ona ön ayak oldu. Belki adım adım ekibi Çine köyündeki çocuklar için de bir şeyler yaparlar. Çünkü Anadolu kırsalında gözünü zirvelere dikmiş hırslı, başarılı onlarca çocuk var. Ufak bir dokunuş da bu çocukları kazanabilir. Evet, haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Siz de çevre dedektifi olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. Sorunlara birlikte çözüm bulmaya çalışırız. Bulamasak da bir farkındalık yaratmış oluruz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.